nörolom diye tam kulağın köşe kısmında yerleşmiş küçük tümörler var. Bunların ameliyatı eskiden çok zordu. Şimdi mesela radyoterapide yeni bir teknik çıktı. Aynı ameliyat etmiş gibi yapabiliyorsunuz. Yani beyin tümörü saptandığında bir kere iyi bir merkez bulmanız lazım. Beyin tümörlerinin gerek teşhisi, gerek ameliyatı konusunda deneyimli bir merkez olmalı. Tabii, neden şu? Artık bir takım ameliyat teknikleri çıktı. Eskiden iş kolaydı. Açıyordunuz kafatasını. Beyni çıkartabildiğiniz kadar tümörü çıkartıyordunuz, bitiyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bir takım şeyler var. Mesela navigasyon diye bir şey çıktı. Siz ameliyattan önce bir görsel destek alıyor bir cerrah ve cihaz ona diyor ki sen bu tümörü şöyle ameliyat edersen daha iyi olur senin için diyor. Oo, muhteşem. Bunlar çıktı. Mesela özel bir boya veriliyor. Boya tümör tarafından tutuluyor. Cerrah ameliyat ederken tümörü çok rahat bir şekilde görebiliyor. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Konuşma merkezine çok yakın bazı tümörlerde hasta uyanıkken ameliyat ediliyor. Böylece beyin ameliyatı. Evet, beyin ameliyatı. Tabii sonuçta uyuşturucu şey veriliyor. Hasta anestezi alıyor ama farklı bir şekilde evet. alıyor. Böylece cerrah ameliyat yaparken hasta birebir konuştuğu için herhangi bir merkeze dokunup dokunmadığını test etme şansına sahip oluyor. Muhteşem. Evet. Hocam bakar mısın? Mesela söyleyeyim, monitorizasyon diye bir sistem var. Monitorizasyonda bir takım yerlere özel şeyler takılıyor, elektrotlar takılıyor. Hı hı. Siz ameliyat yaparken nereye dokunduğunuzu ve nereye etki ettiğinizi görüyorsunuz. Bunun ne avantajı var? Baktığınızda çok zor çıkacak bir tümörü siz çok rahatlıkla total çıkartabiliyorsunuz. Veyahut da çok kolay çıkacak denen bir tümör ameliyatta evet ya ben buraya dokunursam bu hasta ömür boyu konuşamaz. Hı. Ömür boyu felç kalır diyebiliyorsun. Aslında onu da soralım hocam. Yani beyin tümörü ameliyatı operasyonundan sonra endikasyonları nelerdir diyelim ya da komplikasyonları. Şimdi beyin tümörünün endikasyonu zaten belli. Beyinde bir şey gördüğünüz zaman yapacağınız iş belli. Aslında burada vurgulanması gereken şu. Eskiden beyin ameliyatı dendiğinde gerçekten çok ağır. Hastalarda günler boyu problemler yaşanacak şeyler gündeme gelirdi. Şu an inanın bana iş çok değişti. Geçenlerde benim ameliyata tekerlekli sandalyeyle gönderdiğim hasta ameliyat oldu. 2 gün sonra taburcu oldu. 1 hafta sonra da bana yürüyerek geldi. Ay, buradan sevgilerimizi evet. yollayalım. Çünkü artık şöyle bir avantaj çıktı. Cerrahlar daha ameliyata girmeden nerelere dokunacaklarını, nerelerin riskli olduğunu, nerelerin olmadığını görebilecek haldeler. O yüzden benim buradan dinleyicilere ilk önerim, beyin tümörü bu kadar panik yapılacak bir şey değildir. İyi bir ameliyatla, iyi bir ameliyat sonrası tedaviyle çok rahatlıkla, çok uzun yıllar ve eskisi gibi değil. Yani birçok o hani bahsetmiş olduğunuz komplikasyonlardan evet. çok uzak. Hatta şu anda çok aktif yaşamını sürdüren benim bazı hastalarım var. Bunlar beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldular. Ameliyattan sonra hiçbir tedaviye ihtiyaçları olmadı ve yıllardır kontrole gidiyorlar. Hiçbir problem olmadan normal karşı karşıya gelseniz asla anlayamazsınız beyin tümöründen ameliyat olduğunu. Muhteşem, yani eskiden işte kıyaslama yapılınca zaten çok aradaki farklı. Farkı görüyoruz. Teknoloji çağındayız ve inanılmaz. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi beynin bir kendi tümörü var. Bir de vücuttaki başka bir kanserden beyne sıçrama var. Şimdi, metastaz dediğimiz. Şimdi eskiden metastaz bizim için çok korkulan bir şeydi. Şimdi öyle değil. Şimdi radyoterapi teknikleri arttı. Bu halk arasında nokta atış radyoterapi deniyor biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Yeni çıkan teknoloji cihazları beynin içindeki küçük bir noktaya son derece yüksek bir dozu bir kerede veriyor. Ve siz hastanın 2 ay sonra çektiğiniz filmde o tümörden hiçbir iz kalmadığını görebiliyorsunuz. Evet, hiç kafatası açılmadan rahatlıkla bir nokta atış tedaviyle bugün beyindeki bir metastazı tedavi edebiliyoruz. İnanılmaz, mucize. Eskiden çok zor olan bu kulaktaki akustik nöronomu şu anda radyoterapiyle 3 günde, 1 günde tedavi edip hastaya diyoruz ki artık bundan sonra çok kolay kolay hiçbir şey olmaz. Bunlar tabii ki elbette ki çok çok büyük bir etki. Hocam avantaj. Peki beyin tümöründe mesela bir yaş sınırı var mı operasyonda? Yok. Her yaşta. Çünkü beyin tümörü zaten ameliyat olması gerekmiyorsa, izlenerek gidebiliyorsa gider. Hı hı. Ama ameliyat endikasyonu varsa artık orada yaşı çok düşünemezsiniz. Çünkü beyin tümörü bulunduğu organ dolayısıyla riski olan bir organdır. Yani akciğerde bir 2 santimlik bir tümörü takibe alabilirsiniz. Dersiniz evet. ki şu an şu nedenle yapamıyorum. Hani bir 6 ay bekleyeyim ama beyin öyle değil. Beyinde çünkü küçük bir lezyon çok gürültülü tablolara yol açabilir. O yüzden cerrah eğer ben bunu çıkartırım diyorsa
herhangi bir yaşta bir an evvel ameliyatı yapıp bunu çıkartmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz beynin farklı grade'lerde tümörleri var. Yani birinci grade ile dördüncü grade arasında çok gerçekten dağlar kadar fark var. O yüzden beyin tümörü çok beklemeye gelen bir tümör cinsi değil. Değil. Peki ülkemizde kanser türleri tabii ki çok çeşitli. Beyin tümörünün olduğu yer neresi? Yani kadınlarda mı daha sık görülüyor hocam? Erkeklerde mi? Çok fazla fark yok. Kanser sıralamasında evet. Şimdi beyin tümörü kanser sıralamasında çok önde değil. Yani değil çünkü mi? Bir akciğer, prostat, kolon, meme bunlar kanseri. Çok sık görülüyor. Evet. Allah'tan beyin tümörü bu kadar sık değil. Beynin çok sevmediğimiz, bizi birazcık zorlayan tümörü glioblastomdur mesela. Glioblastomun dahi görülme sıklığı böyle çok zannedildiği kadar fazla değildir. Bunların hepsi birer avantaj tabii. Çünkü bir meme ameliyatı yapmakla beyin ameliyatı takdir edersiniz ki ikisi birbirinden farklı işler. Şöyle söyleyeyim, eskiden bizim grade 4 dediğimiz glioblastom diye adlandırılan beyin tümöründe her doktor teşhisi gördüğünde içinden bir eyvah derdi. Çünkü sahiden ameliyatı biraz zordu. Ameliyat sonrası yaptığınız tedavilerden her zaman çok istediğiniz sonucu alamıyordunuz. Fakat şimdi son dönem, çünkü glioblastomun bir özelliği vardı. Siz bir kitle görürsünüz ama bir de böyle yıldız gibi içeriye doğru uzanan küçük kolları olurdu bunun. O yüzden cerrahın o bölgeyi temizlemesi çok zordu. Evet. Halbuki bu bahsettiğim tekniklerle yavaş yavaş o etraftaki tümör de görülmeye başlandı. Eskiden radyoterapi yaparken biz bu tip hastalarda çok büyük alanlar ışınlıyorduk. Yani hasta ameliyattan sonra, radyoterapiden sonra çok hızlı bir şekilde zihinsel bazı bozulmalara gidebiliyordu. Hmm. Şimdi ameliyatta total çıkartılma olasılığı çok arttı. Yani eskiye göre çok daha iyi ameliyatlar yapılıyor. Glioblastomda ki en zor ameliyat. Evet, evet, biraz önce bahsettim. Sonrasında radyoterapi teknikleri arttı ve daha da önemlisi bir takım ilaçlar çıktı. Artık glioblastomda eskiden ameliyat edip, bazen ameliyat edemeyip, radyoterapi yapıp sonra yakınlarına çok ümitsiz konuşmalar yaptığımız hastalar artık bu tedavilerle, yani ışın tedavisi, ağızdan hap, kemoterapi ağızdan hap olarak veriliyor. Öyle mi? Evet. Yan etkileri eskiden olduğu çok gibi az. Var mı yine? Çok saç az. Dökülmeleri, ağır, halsizlikler. Çok az. Yani eğer ameliyattan hasta iyi bir pozisyonda çıktıysa, geçenlerde bir hastamız geldi. İçeriye bir hizmetli arkadaş girdi. Hasta nerede diye sordu. Çünkü sahiden de hastanın hasta gibi bir hali yoktu. Çok toparlandı. Çok iyi bir ameliyat geçirmişti. Mesela bu tip hastalarda artık bu yapılan tedavilerle glioblastomda dahi daha uzun süre sonuçlar elde edilmeye başladı. Hatta son dönem çok gündemde biliyorsunuz Küba. Evet hocam. Buldu benim, mu beyinle ilgili? Yok şöyle. Benim çalıştığım hastanede işte şu aralar Kübalı doktorlar da danışman olarak hizmet veriyorlar. Geçenlerde gelen bir beyin tümörlü hastamıza aşı diye adlandırılan şey değil ama orada üretilen başka bir ilaçları var. Türkiye'de hatta bazı kişilere kullanılıyor bu ilaçlar. Onu önerdiler. Dediler ki yani siz bütün bu tedavileri yapın. Bu tedaviler bittikten sonra herhangi bir ilerleme görürseniz hemen panik olmayın. Çünkü bu ilaçla da belli bir süre daha kazanma imkanımız oluyor. Hatta ben kendilerine sordum, dedim ki hani en iyi yaşayan hastalarımız. Gelen doktorlarımızdan birinin bir iki tane 5 yıllık hala gayet güzel hayat dolu tedavi süren kişiler vardı. Yani her gün yeni haberlerle, yeni ilaçlarla, yeni olanaklarla hep daha iyiye doğru gidiyoruz açıkçası. Evet gidiyoruz ama gerçekten hani bütün kanserin türleri, evreleri hepsi çok zor ve Allah bütün hastalara şifalar versin ama sizinle konuştuğum zaman hocam, çarşamba günleri özellikle gerçekten kanseri artık sizin anlatmanızla korku diye bir şey kalmadı. Yani tedavisi konserimizden de biliyorum ki meme kanseri sonucu orada şarkılar söyleyen yaşam korosunu evet. Takdirle ve sevgiyle buradan da selamlıyorum bir kez daha. Gerçekten bunlar çok önemli. Hani empati yaptığımız zaman düşünüyoruz kendimize Allah'ım nasıl olur ama şu anda nezle gripten bir farkı yok yani kanserin. Şimdi tabii bunu anlatırken yani kanseri küçümsediğimden anlatmıyorum. Asla, sadece şunu asla. Anlatıyorum yani siz belirtileri ciddiye alın. Çünkü eğer erken teşhis şansını bize verirseniz gerçekten biz size bütün hayatınızı geri verebiliriz. Her konuda oldu. Ah diyelim ki bir gecikme oldu. Bunu böyle kalkıp da artık hani ben şu evrede yakalandım. Mesela ben hastalarımın hiçbirisine şu bu evre sorusuna cevap vermiyorum.